Herkese merhaba arkadaşlar. Bilge Çocuk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için Bilge Çocuk dergimizin Şubat sayısında bulunan Kare Tangram oyununu oynayacağım. İsterseniz oyuna başlamadan önce biraz inceleyelim, tanıyalım. Arkadaşlar Kare Tangram bildiğiniz üzere bir zeka oyunudur. Bir kareden bölünen 7 parçadan oluşmakta. Bizden istenilen bu parçaları kullanarak verilen figürleri oluşturmaktır. Oyun çok eğlenceli ve stratejiktir. Bir yandan düşünme, bir yandan da dikkat becerilerimizi geliştirir. Atölye kurslarında ve akıl oyunları dersinde de Tangram oynanmaktadır. Çünkü Tangram sadece 7 parçadan figür oluşturma değil, tüme varım ve tem dengelim gibi analitik düşünme becerilerini geliştirir. Arkadaşlar biz ilk olarak Kare Tangram defterimizden bir şekil belirleyeceğiz. İstersek kendi kafamıza göre de tasarlayabiliriz. Bu bizim hayal gücümüze bağlı bir şey. İnsan tasarlayabiliriz, kuş tasarlayabiliriz, balık tasarlayabiliriz. Çoğu şeyi tasarlayabiliriz aklımıza ne gelirse. Ben Kare Tangram defterimizden bu konuda yardım alacağım. Parçalarımız da çıkmış. Hemen modumuza girelim. Bakalım Kare Tangram defterimizde neler var. Evet, ilk hayvanlardan başladı. Çok güzel gözüküyor. Şimdi binalar. Binalar bitti. Gemileri geçtik. İnsanlar. Çok güzel. Çinli herhalde. Şimdi harflere geçtik. Alfabeyle. Çok fazla desen var. Ve en son olarak sayılarla bitirdik. Şekiller çok güzeldi. Ben bir harflerden deneyeceğim. Harflerden ne yapsam? Bilmiyorum sen. Yok, T güzel durdu. Ben T yapacağım. Şöyle koyayım. Başlayayım T yapmaya. Parçalarımı da çıkartayım. Parçalarımız bunlar. Şimdi ben T harfine bakarak yapmaya çalışayım. T'nin uzun bir dikdörtgeni çubuğu olması lazım. Bunun için neler yapabiliriz? Yamuğumuzun bir parçalarını kullanırız. Bu arada üçgen kullanırız. Kafaları da zaten külah gibi. Onları da bu parçalarımı kullanacağım. Alta bunu koyarsam. Aslında oluyor. Uzun çubuğu bitti. Elimize verilen malzemeleri iyi kullanmamız lazım. Şimdi kenarlarında biraz boşluk var. Bu da ne anlama gelir? Kafasında demek ki bir şapka var. Bu şapka da tam denk geliyor. Çok iyi. Şapkamızı oluşturduk. Kulakları da bunu kullanacağım demiştim. Galiba hedefime ulaştım. Bunları da nasıl kullanabilirim? Üst taraf düz olacağına göre dikey kullanacağım. Şöyle dikey. Böyle dikey. Hop. Evet. Bakın arkadaşlar. S harfini elde ettim. Aynısı oldu. Çok güzeldi. Düşünme becerilerim gelişti. Ama ben bu S harfiyle yetinmeyeceğim. Gaza geldim. Bu bende bayağı bir eğlence sardı. Ben bir tane daha yapacağım. O da harf olsun. S harfi şapkalı güzelmiş. Evet, ben S harfini yapacağım. Arada boşluk kalmasını istemiyorum. Güzel bir S elde etmek istiyorum. Evet.
Arkadaşlar bakın S harfinde bitirdim. Eğlenceliydi. Bakarak böyle nasıl yapabilirim onu deneyeyim, onu çevireyim. Ve sonuç oldu. Aslında başka şeyler de vardı, figürler vardı. Ama ben harf hoşuma gitti, güzel gözüktü. Ben bunu yaptım. Şimdi burada size veda etmem gerekiyor. Fakat ben bunu yapacağım. Hepsini teker teker deneyeceğim. Aşırı eğlenceli, çok keyif aldım. Hiçbir zaman eğlenceniz boş olmayacak. Keyif alacağınızdan eminim. Bu harfler de çok güzelmiş ama. Yeterince yaptık ama. Bize bu yeter. Size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar umarım siz de Bilge Çocuk dergimizin Şubat sayısını alır ve içindeki tangramı oynarsınız. Başka icatlara da, hatta Profesör Limon Kafayı da inceleyebilirsiniz. Yine ilginç soruları cevaplamıştır. Arkadaşlar diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi eğlenceler.